Herkese selam arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber e-ticareti sıfırdan başlayacak ya da e-ticaretin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Dropshipping'i hangi platformlarda yapmalısınız? Bunlar hakkında bilgi aktaracağım. Kanala abone olarak desteğinizi gösterebilir ve aynı şekilde sizler de böyle güzel içerikleri ilk önce izleyebilirsiniz. Peki, bugün Bursa'dayız. Bursa, burası neresi bilmiyorum ama İskender falan satıyor. Burası ne yazıyor? İşte orası. Siz biliyorsunuz Bursa'da işte bu adam var bir tane. Yaşar abi İskender'i bulmuş. Onun yerindeyiz. Mekanındayız. Gözleme falan da satıyorlar. Peki. Bugünün konusu arkadaşlar ne? Bugünün konusu satış yapabileceğiniz 5 platform. Yeni başlıyorsanız kesinlikle bu videoyu izleyin. Çünkü size çok şey katacağına inanıyorum. Şimdi öncelikli olarak ilk platformumuz arkadaşlar Facebook Marketplace. Bugün bildiğiniz üzere Facebook Marketplace'te hepiniz çok rahat bir şekilde eğer Facebook kullanıyorsanız satış yapabilirsiniz. Herhangi bir şeye hiçbir şekilde ihtiyacınız olmadan çok rahat şu an konuşurken bir internete nasıl fotoğraf yüklüyorsanız aynı şekilde satacağınız ürünleri Amazon'dan, eBay'den, Etsy'den alıp sanki sizde varmış gibi üzerine fazla para koyarak ürünlerini listeleyebilirsiniz. Ve bu şekilde ciddi anlamda aylık 100-200 pound'a yakın ya da ortalama olarak Türk parasına vurduğunuz zaman 100-200 milyara yakın paralar kazanabilir misiniz? Evet, şaka değil, gerçek. Yapan öğrencilerimiz var. Sizler de bunlardan biri olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar ürünleri doğru bir şekilde araştırıp ücretsiz bir şekilde listelemeniz ve bundan sonraki süre içerisinde satıldığı zaman da müşterinize göndermeniz. Bu çok ama çok önemli. İkinci platformumuz eBay. eBay platformu bildiğiniz üzere dünyanın en büyük ikinci satış platformu. Bu platformda çokça başarılı insanlar var ve sizler de bunlardan biri olabilirsiniz. Şimdi bu süre içerisinde hayvan satamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Yani canlı olmuyor en azından. Şimdi ürünleri araştırırken eBay'de yaşanmış olduğunuz insanların asıl problemi satan ürün bulmak. Akın Baba çok yakında sizlerle beraber arkadaşlar Akın Baba programıyla beraber de ürünlerinizi çok hızlı bir şekilde satın ürünleri bulabilirsiniz. Eğer eğitim içerisindeyseniz de Telegram gruplarına ben sürekli olarak satan ürünleri atıyorum. Lütfen benim atmış olduğum ürünleri de listeleyin ve bu şekilde satışlarınızı arttırın. eBay'de yeni başlayan arkadaşlar hemen ürün satmaya çalışıyor ve hesapların çoğu kapanıyor. Sizden ricam ilk bir ay lütfen eBay'i araştırırken, işinizi yaparken yavaş yavaş adım adım ilerlemeniz, hesabınızı ısıtmanız ve bu şekilde satışa başlamanız. Peki gelelim üçüncü platformumuza. Üçüncü platformumuz Shopify. Shopify bildiğiniz üzere kendi üzerinize açmış olduğunuz e-ticaret sitesi. Bu sitede ticaret yaparken belirli bir cironuzun olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum. Şimdi yeni başladınız bu ticarete ve cebinizde belirli bir para var. Herkes düşünüyor ki Shopify dükkanı açayım, ürünümü koyayım ve satışını yapayım. Öyle olmuyor arkadaşlar. Shopify'a gireceksiniz ya da herhangi bir şekilde WooCommerce'dan ya da kendi internet sitenizi WordPress'ten yapacaksanız şuna odaklanmanız lazım. 1. Doğru ürün araştırması. 2. Wow etkisi. Wow etkisi nedir? Müşteriler internette bu ürünü gördüğü zaman başka bir yerde alamayacak. Yani Amazon'dan sipariş edemeyecek ya da başka bir yerde. Bu ürünü müşteri almak isteyecek. Üçüncüsü, bu ürüne güzel bir reklam çıkmanız gerekiyor. Ve en son olarak da arkadaşlar reklam yönetimini iyi bilmeniz gerekiyor. Ve günlük ne kadar daha çok reklam çıkarsanız da o kadar daha çok satış riskiniz azalacak ve daha çok satış yapmaya başlayacaksınız. O yüzden cebinizde belirli bir para olduğuna emin olun, Shopify'da işlem yapacaksınız. Peki gelelim dördüncü platforma. Dördüncü platform Etsy. Bildiğiniz üzere Etsy inanılmaz derecede hızlı bir şekilde büyüdü. Etsy platformunda dropshipping yapmak yerine benim bütün herkese önerim arkadaşlar, dijital ürünleri satın. Ne demektir dijital? İndirilebilecek ürünler. Bir kere koyacaksınız, binlerce kez kopya satabilir. Örnek veriyorum, defterler, tasarımlar, kolyeler ya da değer ürünler olabilir. Özellikle Türkiye'de ev hanımıysanız kesinlikle ve kesinlikle üretmiş olduğunuz sabunları, parfümleri ya da herhangi bir şekilde el işlerinizi kesinlikle bunu Etsy'de satın. Neden? Türkiye'de 100 liraya satılan bu ürünler belki Amerika'da ve İngiltere'de 100 dolara satılıyor. Arada çok ciddi bir fark var. Kesinlikle ve kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. Başarabilirsiniz. Çok satan insan var. Eğer gerçekten bu işte uğraşıyorsanız da Etsy'de el ürünlerinizi satmaya çalıştığınızda emin olun arka tarafı süreci çok kolay. Ve 5. ve son platform arkadaşlar Amazon. Peki Amazon Türkiye'de çok herkesin bildiği bir platform olmasına rağmen aslında Amazon'da yeni başlayan ya da eski satıcıların aşağıya düştüğü en büyük sorun drop yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar Amazon'da drop, Amazon'un politikalarına baktığınızda yasak.
Ve bunu bile bile hala dropshipping yapmaya çalışıyorsanız Amazon'da, lütfen benim tavsiyem Amazon politikalarını Amazon Google'dan girerek detaylı şekilde okuduğunuza emin olun. Çünkü Amazon böyle bir şey izin vermiyor. Benim önerim, eğer Amazon'da ürünlerinizi satıyorsanız, benim eğitimde göstermiş olduğum gibi ikinci el kitapları satarak, tonlarca para vererek, online arbitrajda, retail arbitrajda uğraşmak yerine 1 pound'a 2 pound'a aldığınız ürünleri benim gibi 200-300 pound'a satabilirsiniz. En düşük kar marjıyla çok büyük paralar kazanabileceğiniz bir şey. Mantıken baktığınızda diğer arkadaşlar Alibaba'dan ürünler alıyor. Tonlarca, yüzlerce Amazon depolarına gönderiyorlar ya da ara depolara veriyorlar. Bütün parasını bu serüvende kaybediyorlar. Fakat benim öğrettiğim şey de 1-2 pound gibi komik rakamlara bir defter ya da kitap satın alarak bunları Amazon'da arkadaşlar çok ciddi paralara satabiliyoruz. Peki sizin favori platformunuz hangisi? eBay mi, Amazon mu, Facebook Marketplace mi, Shopify mı, Etsy mi? Lütfen aşağıda yorumlarda bana bunları yazın arkadaşlar. Ben de bunun hakkında sizlere güzel videolar çekeyim. Ayrıca Bursa'nın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Gerçekten harika bir yer. Bursa'ya geldiyseniz kesinlikle adını bilmediğim bu parka gelin. Bomanti Parkı. Öyle diyorlar. Her neyse, bir yerde de yazmıyor ki söyleyeyim ama güzel bir park. Buraya gelin işte. Ayrıca hepinizi sevdiğimi ve başaracağınızı hiçbir zaman unutmayın. Çünkü bu mümkün. Kendinize inanın, size inanan insanlarla beraber olun ve her zaman kendinize geliştirin. Asıl olay şu arkadaşlar, ne kadar daha çok biliyorsunuz o kadar daha çok kazanıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize sağlıcakla bakın. Hoşça kalın.